Evet, öncelikle maçın başında da belirtmiştim, İsrail'i kınıyoruz, kınıyorum. Bu tip olayların da bitmesini, bu vahşetin de bir an önce son bulmasını istiyorum. Buradan başlayayım sözüme. Daha sonra da 2 gün önce Dünya Basın Günü'ydü. Tekrardan burada tüm basın mensuplarını, bütün emekçileri kutluyorum. Kolay bir iş yapmıyorlar. O yüzden bu özel günü, daha doğrusu 2 gün önceki günü kutluyorum. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz. Onlar da gerçek emekçiler burada. Evet, maça gelirsek sevgili dostlar, maçın aslında kolay olmayacağını biliyorduk. Çünkü bildiğim bir takım, direnç gösteren, mücadele eden, koşan bir takım. Geçen sezon ben Altay'ın hocasıydım. Güzel işler yaptık, playoff sınırına kadar gelmiştik. O yüzden oyuncularıma çok dikkatli olması konusunda çok uyardım. Ona göre stratejik çalışmalar yaptık. Maçın içinde de erken gol bulduk. Aslında ikinci golü bulacağımız pozisyonlar da oldu. Orada bulabilseydik belki maç daha erken de kopabilirdi açıkçası. Ama sonradan oyuna giren arkadaşlarımızın katkısıyla güzel, iyi bir mücadeleyle, net bir skorla galip geldik. Tabii bir tarafım mutlu, bir tarafım da üzüntülü çünkü Altay'da Sinan Kalalı oldum ben. Özellikle Altay kulübünün içinde bulunduğu durum çok üzücü. Futbolcu kardeşlerim, Altaylı futbolcu kardeşlerimi de tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Çok karakterli bir gruba sahipler. Hepsi pırlanta gibi insan ve yüreklerini, karakterlerini sahaya koyuyorlar ama yalnızlar. Hep de yalnız kaldılar. Geçen sene de biz de yalnızdık. Onlara bundan sonraki maçlarında da başarılar diliyorum. İnşallah iyi sonuçlar da alırlar. Bize gelirsek biz hafta hafta ilerliyoruz. Oyuncularıma hep bunu söylüyorum. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Rakibin kim olduğunun bir önemi yok. Kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmaya devam etmeye de çalışacağız. O yüzden bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza gelirsek bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Onlara buradan ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onların enerjisini, sevgisini derinden hissediyoruz. Ama Ankara'nın da biraz daha bize destek olmasını diliyoruz. Tribünlerin daha dolu olmasını istiyoruz. Çünkü çok daha büyük bütçeli takımlara karşı mücadele ediyoruz. İyi skorlar alıyoruz, iyi oyunlar oynuyoruz. Bunu devam etmek istiyoruz. O yüzden herkesin desteğine de ihtiyacımız var. Teşekkür ederim. Sorusu olan Ahmet. Kimin? Evet, bunun cezası bitti ama arka dalesinde bir sakatlık yaşadı. Milli takımda arka dalesiyle alakalı bir sorun yaşadı. O yüzden bugün kadroda olmadı. Keza Oltan'ın da biliyorsunuz bir sakatlığı vardı. Biz yine de kadroya aldık ama Oltan'ı da riske etmedik. O yüzden o da tedavisine devam ediyor. Başka soru var Ahmet. Yani en az 10 takımın bence ligde playoff oynadığını düşünüyorum ben. Playoff'u zorluyorlar. Bütçeli takımlar devre arası da yaklaşıyor. Ama biz iyi bir aileyiz. İyi bir kulübüz. Köklü bir camiayız. Takımımız da iyi. Hafta hafta daha da iyi olacağız açıkçası. Ve biz playoff'un içinde hep kalmak istiyoruz. Hatta playoff'un içinde de üst sıraları zorlamak istiyoruz. Zaman bunu gösterecek. Maç maç gidiyoruz. Kazanmaya devam edeceğiz. Başka soru var Ahmet? Teşekkürler. Teşekkürler dostlar. Herkese iyi akşamlar.